Evet sevgili Albion Online severler, nasılsınız, iyi misiniz bakalım. Şimdi ben size ne diyorum, hep para toplayın, hep toplayın, hep toplayın, sonra gidin item basın falan filan, gidin Black Market'e kara borsaya itemlerinizi satın Galleon'da. Şimdi ben size toplayıcılıkla alakalı birkaç tüyo vereceğim, birkaç bilinmedik ya da çoğu oynayanın bildiği ama yeni başlayacakların bilmediği birkaç tüyo vereceğim. Mesela benim bu çağda odunculuk. Nerede burada? Ha, burası. Mesela burası toplayıcılık kısmı. Şu mavi kısım. Burada oduncu, taşçı, ondan sonra derici, madenci, kazmacı, orakçı. Pıtı pıtı pıtı. Bir de balıkçılık sistem var. Şimdi ben size bunların hepsini tek tek uzun uzun anlatırmam. Anlatmayacağım da yani. Tek tek belki videolarda anlatırım ya da tek bir video yaparım. Tek video yapsaydım bunu da yapmış olurdum. Bunu da yapmadım. Yani tek video yapmamışım. Evet. Ben bu çarda daha çok odunculukta ilerledim. Odunculukta T4, T5, T6'ya kadar gelmişim. Yani T7 ve T8'i de açardım oynasaymışım. Sen burada da mesela T4'teymişim ustalıkta, craftlamana. Bunu da T5'e yeni geçmişim hatta baktığımda. T6'ya, aynen. Aynen öyle. Oy, çok geldik. Şimdi odunculukta şöyle bir sistem var. Gerçi bütün gelirlerde bunlar var. Ben bir de balıkçılık da yapıyordum arada bir bundan. Hem o baltanız var, hem her mesleğin kendi kıyafeti var. Mesela oduncu kıyafetimiz var. Onun sonra cima. Burada ne var? Deri yüzmecilik kıyafetimiz var. Bunların hepsinin kendine ait skill'leri var. Genelde bir kısmı kaçışla alakalı oluyor. Bir kısmı nedir onun adı? Toplayıcılık da alakalı oluyor. Bir de bunların buff'ları var. Şöyle ki mesela ben T6 item giyiyorum şu anda üstümde. Hemen üst kıyafete bakalım. Oduncu kıyafetinin buff'ına bakalım. Diyor ki bu eşyayı koşandığın her 30 saniye için 6. kademe veya 6 odun toplayıcılık verimi 1,5 artar diyor. 10 defaya kadar biriktirir. Yani ne yapar? 1,5 çarpı 10 %15 bir birikim sağlıyor. Bakın burada zaten %15 10 çarpı dediği için %15 oluyor. Aynı şekilde botta da var bu sistem. Bunda da %7,5 yani 0,75 çarpı 10 7,5 yapar. Kafalıkta da var aynı şekilde 7,5. Toplamda %30 bir toplama bonusu veriyor size. Kıyafetler. Eğer toplayıcılıkla uğraşacaksanız kıyafetlerinizi giymeniz lazım. Ki her kademede bunlar değişiyor. Mesela şeye de bakalım. Burada değil. Burada. Heh. Dördüncü kademe. Neymiş? Mesela burada %0,5. Beşinci kademesine bakalım. Burada neymiş? %0,1. Mesela %5 atmış. O zaman mantıken burada %2,5 mu olması lazım? Bakalım. %3,5. Vaa. %3,5 bunda var. Bu ne kadar? %1,75 de burada var. 17,5. 17,5 ne var? 35, 1, 35, %60, %70. Doğru hesapladım değil mi lan? 17,5, 17,5. Aynen. 35, 35, %70. Güzel iş. Bir de bunun özel baltası var şimdi. Avalon baltası dediğimiz sımırtı var. Şunu ben T5'te göstereyim. Daha mantıklı olacak. Pardon, T6'da. Bu da verimi arttırıyor %15. Yani daha hızlı olması lazım. Dur lan, aynı şeyden bahsediyor. Oo, ekstra artı veriyormuş lan. Ben hızlı diye hatırlıyordum. Bak yanlış olmuş. Bize mesela elimde Avalon baltası olsaymış ekstra %15 daha alacaktım. Yani ne yapıyordu? Şu an üzerimdekilerle beraber %15, %30, %30, %45 bonus sağlayacaktı. Oğlum %100 mü yapıyor lan T8'de? Bir bakayım. Hop balta. %20, %70, %90 artıyor totalde. Şimdi ben odunculuktan devam edeceğim. Nedir onun adı? Toplayıcılık yapacaksanız eğer üstünüzde kesinlikle toplayıcılık itemleri olması lazım. Bunlara ek olarak da normalde burada bir ox, ne bileyim bir başka böyle toplayıcılığa özel fazla ağırlık taşıyacak hayvanınız olması lazım. Ben biraz daha hız olsun üstünde, hızlı hızlı hareket edeyim diye aldım. Ayrıca domuz eti turtası var. Bunun özelliği de arkadaşlar
Toplayıcılık verimini %15, azami IQ'de %15, 30 daha arttırır. Yani ne oldu? Ekstra bir %15 daha aldık. Yani benim şu an balta da olsa, bak baltayı da katıyorum işin içine. %15 bir zırhtan gelecek. Artı %7,5 ayakkabıdan %7,5 bot şeyden kafalıktan ne yaptı? %30. 15 de burada var. %45. E balta da var. Balta kaçtı lan? %15 miydi o da? Unuttum şimdiden. Bakalım bakalım. %30'u artı. %15, %45, 60, %60. Şimdi ben. Yine kafam karıştı. %15 o, %15 30. Aynen, %60. Yani şu an T6 itemleri yiyip yemeğimi yedim, onu içtim, bunu içtim, şey yaptım. %61 verimlilik artışı sağladım. Özel çantaları var her ekipman için, her toplayıcılık ekipmanı için. Mesela oduncu sırt çantası da ne veriyormuş? %30 odun ağırlığında azaltma veriyor. Mesela bu %30 azaltma verdi. Bu da bir yükü %30 arttırdı. Yani %40 bir artışımız, %60 bir artışımız tekrar oluyor. Yani domuz etli turta toplayıcılık yaparken olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi. Şimdi bunu da nasıl yapıyoruz? Mısır, un, çiğ domuz eti ve koyun sütünden yapılıyor. Yani tarlalarda üretilen malzemeyle. Tarlacılık o yüzden gerçekten önemli mi? Kendi adanız kesinlikle olmak zorunda. Onun için de premium alacağınız. Bu neymiş lan? Ha, şeyleri koymuştum, onlar satıldı. İyi bari. Şimdi bir de hazır buna gelmişken, şimdi maplerde şurada bir sandık simgesi var. Burası bizim maplerin kendi sandıkları. Atıyorum siz burada toplayıcılık mı yapıyorsunuz kardeşim? Ben mesela şehirden şu an kaç adım ötedeyim? 2 adım ötedeyim. Fazla değilim ama daha o bilek zonlarda mesela, aynı şey bilek zonlarda da geçerli. Mesela burada var mı? Burada yok. Heh, burada var. Burada da var mesela. Sen Black Zone'da bir haritada toplayıcılık yapıyorsun. Atıyorum burası senin hideout'un değil. Burada ne varmış? 4 ile 6 ağaç var. Geliyorsun abi, sandık açıyorsun bu şeylerde. Maplerdeki sandıklarda. Ne istiyor senden? Satın al dediğimiz zaman 250k para istiyor. 250k Black Zone'larda gerçekten para değil. Buralarda takılacaksınız. Mesela T8 bir map bulalım hemen hızlıca. Elhamdülillah. Mesela burası T8 map. Burada yok gerçi sandık ama burası da bayağı Larmers'e yakınmış. Burada odunculuk yapılır ha. Harbiden burada odunculuk yapılır. Neyse. T8 kan sandıklı bir map var mı ya? T6 mesela, burası T7. T7'de de var. Ne güzel. Burada mesela şey yapacaksınız. Odun toplayacaksınız. Burayı açıyorsunuz. Topladığınız odunu oraya atıyorsunuz. Orada kalıyor. Sonra bir ara gidip toplayıp geri alabilirsiniz. Tekrar şehre git gel git gel yapmaktan daha mantıklı bu sistem. Bu da aklınızda bulunsun. Şimdilik gidelim bir ağaç keselim bakalım hemen hızlıca. Ağaç 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 ağaç, şöyle T5 bir ağaç bulalım ya. Ama hep T4. Neyse T4 olsun. Bak normal çam ağacı verdi. Buff çalışmadı. Bir de premium'un olduğunda premium da ekstra veriyor. Hem premium, hem ağaç, hem üstüne gelir toplama itemleri, hem yemeğimizi de yiyelim. Yemeğimizi de yiyelim. Hem avolon balta yani bir katına çıkartıyor işi. Ben oradan T5 ağaç olarak gördüm de. Bakalım bunda patlayacağız mı? Ha bak, toplayıcılık bonusu artı 2 daha aldım. Normal 2. Toplayıcılık bonusu artı 2. Böyle böyle toplayıcılık bonuslarında ameliyat çekersiniz öbür türlü. Gelir kıyafetleriniz ya, toplayıcılık kıyafetleriniz olmasın. Gelir demeye böyle uzun bir süre daha devam edeceğim. Belli.
Baktık baktık baktık. Hop geldik. Buna da vuralım abi. Buralarda biri de odunculuk yapıyor. Mesela bak yine artı 3 verdi ekstra. Yani toplayıcılık yapacaksanız ilk önce hangi toplayıcılıkta ilerlemek istediğinizi bilmeniz lazım. Ben tavsiyem Black Market'e gidin. Hatta şöyle yapalım. Ben Black Market'e gideyim, oradan devam edelim. Geldim abi. İşte T4 mi kasacağım? Buradan ilk önce kademenizi T4'e çekin. Ondan sonra neye kasacaksınız ona haber verin. Mesela kalitesinde normal diyelim. 0 diyelim. Pardon, 0. Normal. Mesela Cape şu an çok pahalı. 206K Cape'e para veriyor. Ondan sonra 20 tane isteği var mesela şu anda kara borsanın bunda. Ama bak 450 tane de aynı fiyata neredeyse isteği var. Ondan sonra 106K'ya Ehil Cehennem'de Doğan Asası var. Bundan yapabilirsiniz. Bundan ekipman çok fazla istiyor. Mesela normal standart kıyafetlere bakalım. Avalon'u geç. Ehil ışığı da geç. İtem istemeyen item şeylere bakalım. Mesela şöyle yapalım. Bow diyelim. Yertart. Okçu mu oldu lan? Ne oldu lan bunların isimleri? He. Yay oymuş. Yayı. İşte. Yay diyelim şuraya. Tamam. En pahalı yay şu anda Ehil Bodan yayı. Bu da ekstra bir item istiyor. Bunu da geç. Bu ne? Bu da ekstra bir yay item istiyor. Heh. Mesela uzun yay. Gerçi 3 tane istiyormuş ama yapacak bir şey yok. Bunun tanesine şu an 3K veriyor. Bu. 3 taneden sonra bayağı fiyatı aşağı düşecek. T5'e bakalım bir bayağı. Avrupa'da fiyatlar dibi vurmuş. Ve 1 milyon. Bundan bir tane yapsan yeter yani. Zaten birer tane falan istiyor. Neyse. Buraya geliyorsunuz abi. Yapacağınız iteme karar veriyorsunuz. Hangisi daha pahalı yapıyor? Hangisi daha ucuza gider? Ona bir araştırmasını yapacaksınız. Atıyorum ben ne istemiştim mesela şurada fazla. Cape'den ilerleyelim. Cape 316 tane 200K'dan para istiyor. Bunları toplayacaksınız abi. Bak ne diyor? Daha kalp lazım bir tane. Bir tane eğil ortluk as arması lazım. Bir tane de normal ehil pelerin lazım. Bunu mesela 50 tane ründen toplayabiliyorsunuz. Rünler zaten şeylerde çıkıyor ama bunları kafa kafaya vermiyor. Bunları rastgele atıyor gerçi size. Neyse onları topladınız diyelim. Mesela bu piyasa pazar değeri ne kadarmış? 164 da. Fazla bir kar oranı yok. Neyse. Buraya geldikten sonra bunları bakıyorsunuz işte. Hangisinden de yapsam daha iyi olur. Hangisinden yapmasam daha iyi olur. Bunun kararını verdikten sonra gidiyorsunuz abi onu toplayıcılığını yapıyorsunuz. Ondan sonra craftlıyorsunuz. Geliyorsunuz burada satıyorsunuz. Mevzu bu kadar yani. Ama Gather'da dediğim gibi Gather'cılık itemlerini giymeden toplayıcılık yapmayın. Toplayıcılığın böyle bir detayı var. Markete bir inelim bakalım. Bizim şeyimiz var mıymış markette? Şeyi de göstereyim size. Piyasa değerlendirmesini de göstereyim. Hazır elimdeymişken. İtemlerin hangi aralıklarda ne kadar fiyatlarda satıldığına dair bir göstergesi var.
Dım dım dım. Mesela burada ne varmış? Şunu alalım. Şunu da alalım. Atmat yok mu lan? Burada avolon fight itemlerim var. Biz burada milleti kesiyorduk yollarda. Buraya kervan getirecek abilerin tepesine biniyorduk. Onların itemleri var. Arsa avluna falan da çıkıyorduk buradan. Temiz para kaldırıyorduk ya burada. Direkt oradan kesip toplayıp getirip bilek kara borsada satıyorduk itemleri. Çok temiz karaktersizlik yapıyorduk yani. Oyun bize bunu sağlıyor kardeş. Temizle. Mesela şunu bir tamir edelim. Şunu da bir tamir edelim. Sat dediğinde şu anda 11.700'den satıyor bunu. Satış emirleri var. Ondan sonra nereden bakıyorduk lan buna? Piyasa değerlendirmesine. Ha şurada. Mesela şu an 100 tane satış emri var. 19K'dan bundan. 100 tane yapıp buraya gelip bundan satılabilir. Şey pardon özür dilerim. Fiyat buraya art çıkınca 100 tane bir satış yapacaklar. Ya isterseniz şu anda 10K'dan satış yapabilirsiniz. Ya da buraya emir verip satış emri verip satış emri fiyat bu buraya çıktı mı o zaman satabilirsiniz. Genelde satış emri kullanılır. Çünkü oyunun fiyatlandırması bir anda artabiliyor. Yani bir adamın elinde kara borsanın elinde işte bu zırhtan bittiği zaman adam mesela 100 tane yapıp koymuş 19K'dan satmasını bekliyor. Paraya ihtiyacı yok demek ama sen direkt satmak istiyorsan direkt 8K zararla da satabiliyorsun. Aynı şey bunun için de geçerli. Mesela şu an 34K'dan satılıyor bu. Genelde de fiyatlandırması 12 saat içinde 39K'dan şeye kadar düşmüş. 38K'ya kadar düşmüş. Bir saniye. Alarm, alarm. Satış emri de oluşturabilirsiniz burada. Satış emrini oluşturduktan sonra koyarsınız, beklersiniz şu anda. Alım emirleri de varmış. Adam kara borsa demiş ki ben 37K'dan alım emri yapmışım. Zaten satış yaparken direkt sattı onun emirlerini de görebiliyorsun. Mesela 7 günlük geçmişine bakalım. 7 günlük geçmişinde de genelde 39K civarlarındaymış. Bir ara 45K fiyatlarından satılmış oyun 1900 tane. Yani burada yapacağınız, satacağınız itemlerin piyasa araştırmasını da yaparak ne üreteceğinize karar verebilirsiniz. Black Market'te bu şekilde işliyor. En azından bir önceki videoya göre birazcık daha detay ekledik buraya. Yani toplama yapacaksanız abi, toplama yapacaksınız itemin piyasa değerini araştırarak yapın. Ama dediğim gibi toplamayı her hepsini T8'e kasarsanız atıyorum hepsini T8'e kassınız. Kıyafet giymeseniz bile toplayıcılıkta ya da bir tane kıyafet oluyor yanınızda. Atıyorum ağaç ararken ağacın yanında deri de oluyor, taş da oluyor. Onları da toplarsınız. T8'de iyi para ediyorlar onlar. Yani toplayıcılık detaylarına giriliyor mesela. Balıkçılık kısmı var, o birazcık daha farklı işliyor. Biraz daha keyifli diğerlerine nazaran. Daha keyifli derken birazcık daha sakin kafayla böyle müzikte falan yapılacak bir iş. Velhasılkelim. Böyle bu da böyle bir video olsun. Birazcık daha detaylara yavaş yavaş boğulacağız yani. Başka bir esprisi yok çünkü boğulmadan bu hayatta burada hayatta kalamıyorsunuz. Öyle. Mesela balıkçılıkta ne varmış? Ben balıkçılık falan da yapıyordum. Çok balıkçılık böyle birazcık daha kafa dinlemelik bir spor. 36'ya kadar kasmışım mesela bunu. Vay Allah. Böyle aslında ha şunu da söyleyeyim. Burada mesela T6 ya benim. T6'da da %100'e çıkarttığın zaman pasif olarak bonusları var. Mesela her birde tüm oduncu teçhizatının eşya gücünü 0.2 arttırıyor. Ondan sonra T6'nın kademe altı, K6 olmuş artık bunlar. Kademe altının sadece kademe altının 1.5 arttırıyor. Bu kan meşe 6, kademe 6 ağacın bonusunu 0.5 arttırıyor. Hızı da 0.5 arttırıyor mesela burası.
Bunu da mesela %100 tamamladığın zaman köpek gibi böyle tak tak vuracağına tıt tıt yapacaksınız. Bazı adamlara denk geleceksiniz ileride. Herifler ağacı bildiğin sömürerek topluyor. Mesela bunu kastınız. Bak hepsi 0.2 veriyor ya teçhizata. Mesela buna da 0.2 veriyor. Bu %100 yaptın 0.2 T4'e veriyor artı oradan pardon 1.5 T4'e veriyor 0.2 diğerlerine katlana katlana gidiyor. Yani hepsini T8'e yaptığınız zaman hayvan gibi bir şey oluyorsun. Öyle de bir detay ekleyelim. Öyle nasıl gelen videoyu fazla uzatmadan diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyice bakın. Hoşça kalın canlar, ciğerler. Bak şu an saat sabahın 6.15'i. Az önce savurumu yaptım. Geldim size video çekiyorum. Saat 8'de de iş başı yapacağım. Şimdi kırpıp mırpıp şey yapmaya koşa koşa işe gideceğim. Değerimi de bilin ha.